Kestaneci dostum. 24 yaşında olduğunu nüfus kağıdından öğrendiği zaman aynanın karşısına geçti. Bu ayna bir tütüncünün cam mekanlarından bir tanesindeydi. Aynada gördüğü adama hayretle baktı. Şimdiye kadar böyle bir adam yüzü görmemişti. Şimdiye kadar aynaya kendini görmek için baktığını da hatırlamıyordu ya. Üstündeki elbiseleri ne zaman almıştı? Bu pantolonu ona kim vermişti? Sahiden bir ayakkabısı var mıydı? Hayret sakalları da vardı gözü cilalı gibi parlıyordu. Kasketinin yırtığından çıkmış kağıt parçalarını kopardı, aşağıya doğru sarkmış tüy halindeki bıyıklarını sıvazladı. 24 yaşına girmişti ha? Demek 3 sene evvel 21 yaşındaydı. Neden o zaman o kadar çocuk yapılıydı? Askerde arkadaşları onu çocuk diye çağırırlardı. O da bu çocukluğa zarar gelmesin diye bir kahveci çırağı safiyetiyle herkesin ufak tefek işlerini görürdü kendini her zaman ilk kahveci çıraklığındaki yaşıyla kalacak, büyümeyecek sanmıştı. Nitekim de şimdiye kadar büyümemişti. Daha dünkü arkadaşları küçük gazeteci çocuklar, dilenciler, küçük amallardı. Neden bir büyük adamla oturup konuşmamış, kendi akranı bir insanla ahbap olamamıştı, ahbap olmak istememişti? Anası da öldükten sonra ninesinin kahveci Salim Usta'ya verdiği bu kavruk çocuk belki 10 seneden fazla Salim Usta'nın yanında kalmış, bu 10 sene içinde onun hiç büyümediğini bütün müşteriler fark etmişti. Bir tanesi, ben 10 seneden fazla şu kahveye gelir giderim, bu olan bu kadardı. Elbette askerlik zamanı gelmiştir Salim Ağa sen ne dersin? Belki 21'inden de büyüktür, sen ne dersin Salim Ağa? İhtiyar Salim Ağa Allah Allah Ahmet'e acır gibi bakmıştı. Bana dün gibi geliyor. Müşteri bana da öyle. Hem o benim ilk gördüğümden bugüne ancak fark etti. O da vücut cihetinden değil ha. Suratındaki tüylerin rengi değişti. Kararı verdiler. Ben bunu bilir bunu söylerim. Askere gidip geldikten sonra Salim Ağa'nın kahvesini kapanmış buldu. Yerine bir bakkal dükkanı açılmıştı. Bir müddet dükkana baktı. Ne olsa bu dükkan evi sayılırdı. Ninesi öldükten sonra senelerce dükkanın peykesi üstünde bazen de altında yatmıştı. Salim nereye gittiğini sorup da ne olacak? Salim gittiği yeri Fatih'ten ağır ağır şehzade başına doğru inerken görür gibi oldu. Bu üstüne kilim serilmiş, baş tarafına bir kefiye örtülmüş, arkadan yedi çapaçul insan giden bir tabuttu. Adeta bağırarak ''Hey Salim Ustam hey'' dedi. Cebinde metelik yoktu. Sabahtan beri bir şey yememişti. İkindi üstü köprüdeydi. Sıcak bir lodos rüzgarı bu kasım sonunu bir yaz akşamına benzetmişti. Kırmızı bulutlar, cami minareleri, parlayan bir kubbe, uzakta Süleymaniye'nin arkasında bir siyah bulutun kenarlarında altın bir işleme, Mavnalar'da tepeleme bir kırmızı boşluk, insanlarda bir telaş. Akşam olmuştu. Kendisi gibi hırpani birinin peşine takıldı. Bu adam elinde valiz götüren her adama yaklaşıyor, adamın yüzüne canlı, garip bir bakışla bakıyor. "Götürelim mi beyim?" diyordu içinden belki 20'den fazla götürelim mi beyim dedi. Bir defasında da bunu büyük bir bavulun başında bekleyen adama söyledi. Götürelim mi beyim? Yüklen bakalım. Yüklendi, bir yokuş çıktı, bir evin önünde durdular. Adam ancak o zaman ne vereceğiz evlat dedi. Gülümsedi, boynunu büktü, iki çeyrek kaldı, gene gülümsedi, yürüdü. Tam yedi ay hammallık yaptı. Ama bu işi bir türlü sevemedi. Yediği o kadar az bir şeydi ki bir gün ağır bir yükün altında ölmek bile aklına geldi. Yalnız soğuğu, sıcağı, açlığı hisseder, ondan öte hatta hararetinin buçuktan öteye fırladığının bile farkına varmazdı. 40 derece ateşle valiz beklediği bir gün düşü vermiş. Sarhoş sanmışlar, karakola götürmüşler. Orada başına su dökmüşler, ayılmış, gülmüş. Biraz sonra başına döktükleri suyun tebahhur eder gibi bir hale geldiğini gören bir komiser, bu olan hasta sarhoş filan değil demişti. Bir hastaneden çıkışını hatırlıyor. İşte bu ayakkabılar, bu gömlek, bu pantolonu o genç doktor verdi. Fakat bu ceket ne zamandan kalma? Acaba Salim Usta mı ona vermişti? Cebinde 15 lira bir para vardı. 7 lira da hemşireler vermişti. Neden verdiler sanki? O kadar acınacak bir hali mi vardı? Kendisinden daha kötü hali insanlar yok muydu? Doluydu yahu. Hem cebinde 15 lirası olduğunu da bile bile bu parayı neden vermişlerdi hemşireler? Bir sarı saçlı geçkin hemşire İş tutarsın, sen pek iyi bir çocuğa benziyorsun demişti. Bir başka kadın, ne kadar da sevimli demişti. Yaşı 18 var mı dersin kardeş? Bir başkası, 24'müş, nüfus kağıdında öyle. O kadın, sen nüfus kağıtlarına pek inanma demişti. Gene lodoslu bir gündü. Cebinde parasını saydı, bir tıraş olayım dedi, oldu. Potinlerini boyattı, hava birdenbire bozmuş, daha doğrusu poyraza çevirmişti. Halbuki lodos akşamları ne güzeldi. Gece bozsaydı keşke hava. Bu İstanbul'un üstü altı kırmızı portakal gibi bulutlarla dolar, Lodos başka türlü bir gök, başka türlü insanlar peyda ederdi. Halbuki Poyraz'la beraber her zamanki soğuk bulutlar, soğuk insanlar, denizde içine girilemeyecek bir hal. Halbuki Lodos'la kışın bile denizde yıkanmak mümkün. Hiç olmazsa insan yıkanabilirim der. Bu parayla ne iş tutabilirim diye düşünmekten Poyraz hakkındaki antipatisini unutmuştu. Bir aralığın başında birdenbire sap sarı kesildi. Kalbi sevgilisini görmüşlerin kalbi gibi oldu. Orada yanmış ışıkların içinde, dükkanların arasında, aralığın başında, tıpkı kendisi gibi kasketli, yırtık ceketli sarı pantolonlu bir adam kestane satıyordu. Küçük bir iskemlenin üstüne oturmuştu. Elinde bir maşa vardı. Kestaneleri bir şey düşünüyormuş gibi çeviriyordu. Sonra iki dakikada bir otomatik şekilde bağırıyordu: "Sıcak kebap kestanem." Adamın başı eğilmiş vaziyetteydi. Maşayı bir aralık bırakarak ayağa kalktı. Mis gibi diye bağırdı. Ahmet yaklaştı. Versene beş kuruşluk. Güzel parlatılmış zincirleri bile büyük bir dükkanın kırmızı ışıklarından pırıl pırıl bir teraziden eline soğuk soğuk kestaneler düştü. Sıcağından niye vermedin? Sıcağını ne yapacaksın? Al birkaç tane daha vereyim. Ahmet peki dedi. Ver birkaç tane daha da isterse soğuk olsun. Bu teraziyi kaça aldın? Altı buçuk lira. Pahalıymış be. Ya mangalı? 14. Maşasın lan mı? Maşasın lan. Ahmet gece sabahçı kahvesinde öyle karışık rüyalar gördü ki, ertesi sabah her şey hazırdı. Yalnız kestane alacak para kalmamıştı. Ben Ahmet'i eskiden tanırım. Salim Ağa'nın kahvesine çıkardım. Bu yeri ona ben gösterdim. Burası akşamları pek kalabalık olan Aralık'taki bir sazlı gazinonun köşesidir. Her akşam yarı sarhoş gazinodan çıktığım zaman elimi uzatır, bir avuç kestane alırım. Para vermem. O kafasını kaldırır, hala çocuk yüzüyle gülümser. Maşasıyla kestaneleri çevirir, düşünür gibidir. Bana öyle gelir ki Ahmet bu kestaneleri çevirirken ekseriya ''Hey Salim Ustam hey'' der. İki dakikada bir de ''Sıcak kestanem elleri yakıyor'' diye bağırır. Bir gün Ahmet'in çok sarhoş olduğum bir akşam gene kestanelerinden bir avuç almış bir papel atmıştım. Koştu geri verdi. Bunu yapmayacaktın abi dedi. Ertesi akşam kestane almadan geçerken acı acı haykırdı. Çiğneyecek misin abi? Döndüm bir avuç kestane aldım. Seni çiğner miyim Ahmet'im dedim. Bir akşam köşe başındaki gürültüye koştuk. Ahmet'in kestane mangalı devrilmiş, kestaneler parlak kaldırımlara serilmişti bir çıplak çocuk habire kestaneleri toplamakla meşguldü. Ahmet çocuğa al ye koynuna koy istemem artık onları diye bağırıyordu. Yüzü kıpkırmızıydı saçları dağılmıştı. Bir sarhoş edasıyla küfrediyordu. Ne oluyor Ahmet dedim. Yasakmış burada kestane satmak yasakmış. Deviri verdim mangalı. Ziyanı yok bey abi biz de başka iş tutarız üzülme dedi. Ben o zamana kadar pek üzülmemiştim. Fakat onun yüzünde üzüntüden de başka bir şey vardı bir buhran geçiriyor olmalıydı ki saçlarını yoldu. Mangalı ufak çocuğa senin olsun diye bıraktı gitti. Gazetelerin birinde adliye muhabirliği yaparken Ahmet'i uzaktan gördüm. Ellerini iple bağlamışlardı. Yüzü upuzundu. Üstünde kirli bir fanila, ayağında laciverdi kırmızılaşmış bir yırtık pantolon, ayakları çıplak, simsiyah. Onu böyle görmektense geçip gideyim dedim. Beni görünce kim bilir ne fena olacaktı. Çiğneyip geçecektim. Önüme yılışık bir tebessümle dikildi. Yanındaki jandarmaya dur yahu dedi harmanım bey abiden bir cigara alayım. Vay ahmet dedim paketimi kendisine verdim. Tıngırım varsa uçlan dedi. Bir yirmi beşlik uzattım. Neden bu hale geldiğini sormuşum gibi cigarasını ateşlerken er oyunculikten abi dedi.